Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Yine bu dersimizde de milli uyanış yani bağımsızlık yolunda adımlar ile devam ediyoruz. Konumuz ise değerli arkadaşlar, işgal yıllarında Anadolu. Sizler bugün bu dersi dinledikten sonra Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında hem Osmanlı yönetiminin tavrı ne olmuştur? Hem Mustafa Kemal'in tutumu ne olmuştur, hem de Türk milletinin Mondros'a karşı almış olduğu tutum, tavır konusunda bilgi sahibi olacaksınız değerli arkadaşlar. Bir önceki dersimizi hatırlayacak olursak arkadaşlar, bizler bir önceki dersimizde Wilson ilkelerinden bahsetmiştik. Bu ilkelerin ne olduğu üzerine durduktan sonra ilkelerin önemli maddeleri ve bunların yorumlarını yapmıştık. Ve devamında ise Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve savaşın sonuçları üzerinde durmuştuk. Ve bu dersimizde de arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ne olduğu üzerine duracağız. Öncelikle bu anlaşmanın kimler arasında imzalandığından ve bu anlaşma niçin imzalanmıştır bunu anlattıktan sonra anlaşmanın yine önemli maddelerini ve bu maddelerin yorumlar üzerinde duracağız. Ve bu anlaşmaya göre İtilaf Devletleri'nin yapmış olduğu işgaller hakkında bilgi vereceğiz. Devamında ise arkadaşlar başka bir konuya geçmiş olacağız. O da Paris Barış Konferansı. Bu konferansın ne olduğu üzerine durduktan sonra yine konferans nerede, niçin toplanmıştır? Bunun bilgisini vereceğiz ve devamında da konferans sonucunda alınan kararlardan bahsetmiş olacağız. Ve devamında ise dersimizin son konu başlığı olan İzmir'in işgali konusuna geçmiş olacağız. İzmir kim tarafından niçin işgal edilmiştir? Ve bu işgalin ne gibi sonuçlara yol açtığından da bahsetmiş olacağız değerli arkadaşlar. O halde başlıyoruz. Arkadaşlar, Mondros Ateşkes Anlaşması Ege Denizi'nde bulunan Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalanmıştır. Hatta bu anlaşma arkadaşlar İngiltere'ye ait bir gemide imzalanmıştır. Bu geminin adı da Agamemnon gemisidir. Bu anlaşmayı imzalayanlara baktığımız ise İtilaf Devletleri'ni bu anlaşmada masa başında temsil eden kişi İngiliz Amiral Kaltrop. Osmanlı Devleti'ni bu anlaşmada masa başında Osmanlı'yı temsil eden kişi de arkadaşlar denizlerden sorumlu bakan yani Bahriye Nazırı Rauf Bey yani Rauf Orbay tarafından imzalanan bir anlaşma olmuştur. Arkadaşlar, öncelikle bir kavram bilgisi vermek gerekir. Ateşkes nedir? Ateşkes, savaşan iki kuvvetin de karşılıklı olarak silah bırakması yani savaşa son vermesi durumunda yapılan anlaşmaya ateşkes anlaşması diyoruz. Az sonra maddelerini gördüğümüzde çok ağır şartlar içerdiğini göreceğiz. Ve böylesine ağır şartlar içeren bir anlaşmayı Osmanlı Devleti niçin imzalamıştır diye kendimize soracağız. İşte o sorunun cevabı şimdiden arkadaşlar burada vermiş olalım biz. Bulgaristan savaştan çekilince yani Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilince Osmanlı Devleti Almanya'dan yardım alamaz duruma gelmiştir arkadaşlar. Ve sıkıntılı günler başlamıştır Osmanlı Devleti'nde. Ve bu durumda da Osmanlı Devleti savaşı devam ettirecek güçten yoksun olmuştur. Ve savaşa son vermek durumunda kalmıştır. İkinci sebep olarak ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'na sokan bir parti vardı. İttihat ve Terakki Partisi. İşte bu partinin yöneticileri Osmanlı yönetiminden ayrılmışlardır. Dolayısıyla yönetime yeni gelen yöneticiler de savaştan ayrılma yönünde bir karar vermişlerdir. Bir diğer sebep ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin savaşta cepheleri şöyle gözümüzün önüne bir getirelim. Tek başarılı olduğumuz cephe Çanakkale cephesiydi değil mi? Hatta Çanakkale cephesinde bile galibiyet vardı, zafer vardı demiştik ama 250 bin tane şehit vermiştik. Bizim açımızdan bir ölüm kalım mücadelesine dönüşmüştü. Dolayısıyla kazandık dediğimiz cephede dahi çok ağır kayıplar vermiştik. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu çok iç açıcı değil. Galibiyet yok neredeyse. Bundan dolayı savaşı devam ettirmeme daha mantıklı geliyor yöneticilere. Bir diğer sebep ise arkadaşlar ABD Başkanı Wilson'un Birinci Dünya Savaşı'nın bitimine yaklaşıldığı zamanlarda kendi adını taşıyan ilkeler yayımlamış olması. Bu ilkeleri hatırlayacak olursak arkadaşlar ne söylüyordu Wilson? Savaşın sonunda
Galip gelen devletler, mağlup olan devletlerden toprak ve tazminat almayacak diyordu. Osmanlı Devleti de savaşı kaybedeceğini bildiği için, madem ki savaşın sonunda bir kaybımız olmayacaksa, o halde savaştan çekilmenin mantıklı olduğunu söyleyebiliriz diyorlar. Ve bu yönde bir karar vererek savaştan çekiliyorlar. Ve anlaşmanın önemli maddeleri ve bu maddelerin yorumlarına geçelim arkadaşlar. 1. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında kalan Osmanlı ordusu terhis edilecek. Terhis etmek nedir arkadaşlar? Askerlik görevinin bitmesiyle bir askerin normal sivil hayatına dönmesi terhis kelimesiyle arkadaşlar adlandırılmakta. Dolayısıyla Osmanlı ordusu iç güvenliğin sağlanması dışındaki askerin dışında kalanlar terhis ediliyor, dağıtılıyor. Bunun itilaf devletleri aslında şunu amaçlıyorlar arkadaşlar. İşgaller öncesinde Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü dağıtarak Osmanlı'yı savunmasız bırakmak istiyorlar. Yani işgaller sırasında karşılarında bir askeri güç olmasını istemiyorlar. İkinci maddede arkadaşlar Çanakkale ve İstanbul Boğazları itilaf devletlerine açılacak ve Karadeniz'e geçişler serbest olacak. Aynı zamanda Boğaz'ın kıyısında bulunan kaleler de İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. Bu durumda arkadaşlar başkent İstanbul'un güvenliği de riske girmiş oluyor, tehlikeye girmiş oluyor. Böylece başkent İstanbul işgallere açık hale getirilmiştir. Bir diğer madde arkadaşlar İtilaf Devletleri Osmanlı demir yollarından faydalanabilecekler ve Osmanlı ticaret gemileri de yine İtilaf Devletleri'nin hizmetine, kontrolüne girecektir. Baktığımızda arkadaşlar bununla İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin ulaşım imkanlarından faydalanmayı ve aynı zamanda sömürgecilik yapacaklarının da aslında işaretini, ipucunu vermiş oluyorlar. Çünkü işgal ettikleri bölgelerdeki ekonomik kaynakları kendi ülkelerine taşımak için mutlaka demir yollarını kullanmaları gerekiyor arkadaşlar. İşte bunun için de sömürgecilik yapacaklarının ilk sinyalini burada vermiş oluyorlar diyebiliriz. Ve bir diğer madde Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. Arkadaşlar Toros tünelleri İtilaf Devletleri kontrolüne giriyorsa İtilaf Devletleri sömürgecilik yaparken elde etmiş olduğu ürettikleri ürünleri limanlara kolayca taşıyabilmek için demir yollarını kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir madde koydurarak da Osmanlı Devleti'nin ulaşımını ele geçirerek aynı zamanda Türk milletinin işgal bölgesine yardım sevkiyatında bulunmasının da önüne geçmeyi planlıyorlar. Ve 5. maddede arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde hükümet haberleşmesi dışında kalan telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletleri kontrolüne girmiştir. Yani bizim haberleşme ağımıza da el koymuşlar arkadaşlar. Bunun da amacı şudur arkadaşlar. Yapacakları işgallerin tüm halk tarafından yani Türk millet tarafından duyulmasının önüne geçmeyi planlıyorlar. Çünkü işgaller duyulursa Türk milleti işgal bölgesine doğru bir yardım seferberliği başlatabilir. Bu durumun önüne geçmeyi planlıyorlar arkadaşlar. Ayrıca halkın haberleşerek de bir araya gelmesini, işgalci güçlere karşı koymasını da ne yapmış oluyorlar? Engellemiş oluyorlar değerli arkadaşlar. Ve arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'nın önemli maddelerinden belki de en önemli maddesi de diyebileceğimiz 7. madde. Bizzat kaynaklarda da 7. madde diye geçer arkadaşlar bu. İtilaf Devletleri güvenliklerini bozan bir durum ortaya çıkması durumunda Anadolu'da bulunan herhangi bir stratejik noktayı yani önemli gördükleri yeri işgal edebilecek. Bunun anlamı açıklaması şudur arkadaşlar. Mesela Samsun'da bir olay olmuşsa İtilaf Devletleri bu olayı bahane göstererek Samsun'daki bu olayla ta Adana'yı ya da çevre illeri ya da başka bir ili işgal edebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla İtilaf Devletleri'ne yapacakları işgallerde hukuki bir zemin, hukuki bir bahane, yasal bir kılıf oluşturan madde budur arkadaşlar. Bu maddeye göre tüm Anadolu toprakları işgalleri açık hale gelmiştir. Ve Mondros'un en önemli maddesi 7. madde diyebiliriz arkadaşlar. Ve bir diğer önemli madde de Mondros'un 24. maddesi arkadaşlar. Bu madde de doğudaki bizi ilgilendiriyor. Vilayeti sitte diyorduk biz bu 6 ile arkadaşlar. Bunlar Bitlis, Erzurum, Sivas, Van, Elazığ, Diyarbakır illeriydi.
Bu illerde de bir karışıklık çıkması durumunda işgal edileceği söyleniyor arkadaşlar. Bununla da itiraf ettikleri şunu amaçlıyorlar. Bu illeri kapsayan bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra itiraf ettikleri hemen gizli anlaşmalara göre işgale başladılar. Kim nereyi paylaştı, kim nereyi işgal etti? Türkiye haritamızdan şöyle bir inceleyelim. İtalyanlarla başlayalım arkadaşlar. İtalyanlar haritada gördüğümüz gibi yeşil renk ve Anadolu'nun güneybatısını işgal etmişlerdir. Antalya, Konya, Muğla, Denizli civarı. Yine baktığımızda Fransızlar güney illerimiz Adana, Maraş, Antep, Urfa, Hatay civarı. İngilizler baktığımızda arkadaşlar daha çok petrol bölgesi ve Anadolu'daki önemli gördükleri noktalar. Ve Yunanlılar arkadaşlar İzmir ve çevresiyle Boğazlar, Trakya çevresi, Ermeniler ve Gürcülerin de yine Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde işgal alanları olduğunu belirtelim. İlk işgal edilen yer arkadaşlar İngiltere tarafından Musul olmuştur. Bir petrol bölgesi olduğu için Musul ilk hedef haline gelmiştir değerli arkadaşlar. Ve daha sonra İstanbul'u işgal edilecek ve İstanbul'un işgaliyle 13 Kasım 1918'de Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş olmaktadır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar işgallere karşı Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı hükümetinin tepkisi ne olmuştur? Hükümetin başında bulunan kişi Sadrazam Damat Ferit. Damat Ferit aynen şöyle düşünmekte arkadaşlar. İşgallere karşı koymak imkansızdır. Bunun önüne geçemeyiz diyor. İtiraf ettiklerinin güvenliğini tehdit edecek davranışlarda bulunmamalıyız. Herkes evinde otursun. İşgale karşı koymasın diyor. Zaten işgal geçicidir. Biz her şeyi düşünüyoruz. Meraklanmayın siz diyor. Halkı sükunete, sessizliğe davet ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla Sadrazam Damat Ferit'in ruh hali, işgaller karşısındaki tutumu, tavrı şu. Çekingen bir tutum sergiliyor. İşgallere karşı koymayan, mücadelecilik örneği göstermeyen bir tavır sergiliyor arkadaşlar. Vatanı artık işgalden kurtarmak imkansız. İşgallerin önüne geçemeyiz diyerek karamsar bir tablo çiziyor. Ve evimize oturalım, sessiz kalalım diyerek teslimiyetçi bir ruh hali var. İşgallere karşı gereken önlemleri almayarak duyarsız davranıyor arkadaşlar. Ve halkı yine sessizliğe çağrıldığı için kendisi de arkadaşlar sessiz bir tutum sergiliyor. Mustafa Kemal'in arkadaşlar bu işgaller karşısındaki tutumu şu olmuştur. İtilaf Devletleri'ne ait donanmaları İstanbul'a geldiğini görünce hemen yanı başında bulunan yaverine dönerek şöyle demiştir. Geldikleri gibi giderler. Yani Mustafa Kemal bir kararlılık örneği göstererek aynı zamanda İtilaf Devletleri'ne geldikleri yere göndereceğiz şeklinde bir mücadelecilik örneği gösterecektir. Aynı zamanda vatanseverlik, aynı zamanda ileri görüşlülük ve mücadelecilik örneği tutumu sergiliyor. Mustafa Kemal'deki ruh hali de bağımsızlığa düşkün olma, vatansever olma ve kararlı olma ile örgütleyici, milliyetçi olma şeklinde özetlenebilir. İşgaller karşısında Türk halkının tavrı, tutumu ne olmuştur arkadaşlar? Türk milleti hemen İşgalleri protesto eden mitingler düzenlemeye başlamıştır. Ve bulunduğu yerde işgalci güçlere karşı koymak için cemiyetler kurmuştur. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri arkadaşlar. Ve bir diğer Türk halkının başvurduğu çare ise kendi bölgesini kurtarmak için kadını, erkeği, yaşlısı, genci demeden bir araya gelmiş, eli silah tutan herkes gönüllü olarak ne kurmuş arkadaşlar? Kuvayi Milliye adını verdiğimiz düzensiz birlikler kurmuşlar. Yani Türk halkında bağımsızlığa düşkün olma durumu var, vatansever olma durumu var, kararlı ve milliyetçi bir ruh halinin olduğunu görüyoruz. Türk milletinin ruh haliyle de Mustafa Kemal'in ruh halinin örtüştüğünü, benzeştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. İşgaller karşısında azınlıkların tepkisi ne olmuştur arkadaşlar? Tabii ki azınlıklar bu karışık ortamdan istifade etmenin yollarını arıyorlar. Ve Osmanlı Devleti'nden toprak koparmanın çarelerine, yollarına bakıyorlar arkadaşlar. Mesela İzmir'in işgali sırasında İzmir'de yaşayan Rumların İzmir'e gelen Yunan askerlerini büyük bir coşkuyla, sevinçle karşılamaları işgalleri azınlıkların benimsediğini ve desteklediğini gösteriyor arkadaşlar.
Arkadaşlar bir diğer konumuz Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 yılında toplanmış. Fransa'nın başkenti Paris'te toplanmıştır arkadaşlar. Toplanma sebebi ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin kontrolünde toplanmış ve 32 tane ülke katılmış arkadaşlar. Bu konferansta mağlup devletlerle yapılacak barış anlaşmaları tespit etmek, bunların şartlarını görüşmek amaçlanmış. Bir diğer amacı İzmir'in hangi ülkeye verileceği konusunu karara bağlamak istemişler. Yani Yunanistan'ın mı yoksa İtalya'nın mı olsun tartışmaları yaşanacaktır burada arkadaşlar. Dünya barışını korumak için bir tane kuruluşun artık kurulması gerektiğine karar veriyorlar bu konferansta. Ve sömürgecilik sistemini tartışmaya açıyorlar. Bunun yerine başka bir çare bularak yollarına devam etme kararı alacaklardır değerli arkadaşlar. Ve Paris Barış Konferansı'nda görüşülen konular ve alınan kararlara bakalım arkadaşlar. 1. Kararlardan birincisi anlaşmalar kararı bağlanmış. Burada şöyle deniyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti ile Sevr Anlaşması yapılsın denmiş. Almanya Devleti ile Versay Anlaşması, Avusturya ile Saint-Germain Anlaşması, Macaristan ile Trianon ve Bulgaristan Devleti ile Nöyi Anlaşmalarının yapılması kararı bağlanmış. Arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda aslında yenilen devletlerle yapılacak olan anlaşmaların maddelerini görüşmek amacıyla toplanmıştır desek de asıl amaç arkadaşlar Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Rusya'ya ait olan paylaşımların boşta kalmasıyla Rusya'ya ait olan o paylaşımlardaki toprakların burada görüşülerek hangi ülkeye verilmesi konusu tartışmaya açılmış ve karara bağlanmış. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni ayrıntılı bir şekilde ele alarak Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında paylaşma konusunda ne yapıyorlar arkadaşlar? Bir araya geliyorlar. İkinci maddeye bakacak olursak arkadaşlar dünya barışı için dedik bir tane kuruluş kurulması gerekiyordu. İşte bir daha savaşlar çıkmaması için bir daha böyle büyük yıkımlara yol açan büyük savaşlar çıkmasın diye dünya barışını korumak amacıyla büyük devletler bir araya gelerek Cemiyeti Akvam diğer adıyla Milletler Cemiyeti'ni oluşturmuşlardır. Arkadaşlar bu kurum 1945 yılına kadar varlığını devam ettirecektir. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasını önleyemediği için kuruluş gerekçesini kaybediyor ve kaldırılarak yerine şu anki hala görev başında olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulacaktır. Ve Paris Barış Konferansı'nın bir diğer kararı arkadaşlar sömürgecilik artık tartışmaya açılıyordu. Buna farklı bir çözüm bulmak gerekiyordu arkadaşlar. Wilson ilkelerini hatırlayacak olursak ABD Başkanı Wilson ne diyordu arkadaşlar? Yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak diyordu. Ancak bu madde İngiltere ve Fransa'nın büyük devletlerin işine gelmediğinden arkadaşlar bu konferansta sömürgeciliğe farklı bir mantıkla, farklı bir mantaliteyle devam etmek istiyorlar. Ve bunun da adı manda ve himaye sistemi oluyor arkadaşlar. Manda ve himaye daha çok Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin kendisini yönetecek güce ulaşıncaya kadar büyük devletlerin himayesinde, hakimiyetinde yaşamasını öngören bir sistemdir. Yani sömürgeciliğin isim değiştirmiş halidir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Ve bir diğer karar arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda görüşülen yoğun tartışmalara yol açan İzmir kimin olsun tartışması. Arkadaşlar İzmir 1. Dünya Savaşı sırasında savaş devam ederken İtalya'ya verilmişti. Hatta İtalya bu sözden dolayı ittifak grubundan ayrılmış İtilaf grubuna geçmişti. Şimdi savaş bitince İtilaf devletleri İtalya'ya söz verdikleri İzmir'i kime vermek istiyorlar? Yunanistan'a vermek istiyorlar. Ve bu konuda Paris Barış Konferansı'nda yoğun tartışmalara yol açıyor. İtalya'ya verilmişti arkadaşlar dedik. Daha sonra da konferansta Yunanistan'a verilmek isteniyor. Çünkü arkadaşlar İngiltere sömürge yolları üzerinde güçlü bir İtalya görmektense küçük bir Yunanistan görmeyi kendi çıkarlarına daha uygun bulmuş. Ve İngiltere'nin dediği gerçekleşiyor arkadaşlar. İzmir kime veriliyor? İtalya'ya değil de Yunanistan'a verilmiştir. Bu durum İtalya'nın haksızlığa uğramasına yol açmış ve
İtalya ile İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığının ortaya çıkmasına yol aç arkadaşlar. İtilaf Devletleri ile yapılacak olan Sevr Anlaşması gecikmiştir. Çünkü Osmanlı Devleti'ni paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşüyorlar arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ni paylaşamıyorlar. Dolayısıyla bu da Sevr Anlaşması'nın tarihini geciktiriyor. Burada İzmir'in İtalya'ya değil de Yunanistan'a verilmesiyle arkadaşlar, İtalya sanki İzmir benim oldu. Elimde bir belge var. Kanuni bir belge. Artık İzmir'i işgal edebilirim diyerek hemen 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal edecektir. Bu da Türk halkında büyük bir tepkiye sebep olacaktır değerli arkadaşlar. Ve İzmir'in işgali arkadaşlar, Paris Barış Konferansı'nda umduğunu bulan Yunanistan, İngiltere'nin desteğiyle 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etti. İzmir'in işgali sırasında büyük dramlar yaşandı arkadaşlar. Yunan askerleri İzmir halkını zulmettiler. İzmir halkını etmedik zulmü bırakmadılar arkadaşlar. Osmanlı Devleti işgallere tepkisiz kaldı. Aslında tepkisiz kalmasının da bir sebebi de şuydu. Mondros'a göre Osmanlı ordusu dağıtılmıştı büyük çoğunluğu. İşgale tepki veren bir gücümüz yoktu yani. Dolayısıyla arkadaşlar burada halk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yunan askerlerine ilk kurşunu atan kişi de gazeteci Hasan Tahsin olmuştur. Evet arkadaşlar, İzmir'in Yunanlar tarafından işgali ve yaptıkları sadece İzmir'de değil tüm yurtta büyük bir tepkiye sebep olmuş. Yurdun değişik yerlerinde mitingler, gösteriler almış başını gitmiş arkadaşlar. Mesela İstanbul Üsküdar'da 30 bin kişi İzmir'in işgalini protesto etmiştir ve Osmanlı Devleti'ni göreve çağırmıştır. Arkadaşlar İzmir Yunanistan'ın çoğunluk halkın çoğunluğu Rumlardan oluşuyor dedi şekliyle işgal edilmişti. Yani İzmir'de çoğunluğun Rumlardan oluştuğunu, bu şekliyle de Yunanistan tarafından işgal edilmesi gerektiğini söylüyordu, iddia ediyordu Yunanistan hükümeti. Ve bunun araştırılması için de arkadaşlar bir tane amiral gönderilmiş. Bu kişi ABD adına İzmir'e gelen Amiral Bristol'dur arkadaşlar. Gelmiş İzmir'e, İzmir'in nüfusunu incelemiş, nüfus kayıtlarını değerlendirmiş. İzmir'de çoğunluğun Rumlardan değil, Türklerden oluştuğu yönünde, hatta Rumlar bölgede katliamlar yapıyor demiş. Tarafsız bir rapor hazırlamış ve İzmir'in işgalinin neticede haksız olduğunu vurgulamış. Ve bu rapor arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin haklı olduğunu uluslararası alanda gösteren, kanıtlayan, ispat eden ilk uluslararası belgedir diyoruz. Amiral Bristol'un raporu İzmir'deki Yunan işgalinin haksızlığını ispatlayan ilk uluslararası belgedir arkadaşlar. Arkadaşlar dersimiz burada bitmiş bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Ve gelecek dersimiz için Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak başlayan işgallere karşı Türk milleti hangi cemiyetleri kurmuştur? Bunu ödev olarak veriyorum sizlere. Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler hangileridir? Ve Kuvayi Milliye nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır arkadaşlar? Bunları ders kitabımızdan okuyup derse hazırlıklı bir şekilde hazır olalım. Gelelim arkadaşlar. İyi dersler, kolay gelsin.